Arkadaşlar, örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek örgülerinde sıklıkla kullandığımız yelkendimizi çalışacağız. Yelkendimizi tekne kısmından ilk önce başlıyoruz. Bakınız kenarlarından artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Daha sonra ise yelken kısmını örüyoruz. En son olarak ben düğmelerimi kullanarak buradaki bakınız e, görüntülerimizi oluşturdum direğimiz ve bayrağımızı da şu şekilde yerleştirdik ve hemen yelkenimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin yelkenimizi örmek için kırmızımızla başlıyoruz eğer küçük bir yelkenli istiyor isek 10 zincir yeterli orta 15 büyük ise 20 tabi ipimizin kalın ve ince oluşu da ölçüyü değiştirecektir 15 zincir çekerek orta boy bir yelkenli çalışmak istiyorum bir tane düğümümü attıktan sonra 1 2 3 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Bakınız şu kadar 15 zincir. Hemen tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin olduğu yere gelerek batıyorum. Bir defa başını dolamıştım. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sırası ile zincirlerimi başına doladığım ipimi bir defada çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki zincirlerimiz bitene kadar hepsini birer birer örüyoruz. Bütün zincirlerimizi. Şöyle bakalım. Sona kadar gelelim. En sona kadar ördüm. Şöyle görelim. Ve iki tane zincirimizi çekiyoruz. En son trabzanımızın üzerinden ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Şimdi yer kendimiz kenarlara doğru açılacağı için altı dar üstü geniş olacağı için hemen zincirimin dibine batıyorum. Bir tane başını doluyorum. İki zincirimin dibine bir tane daha batıp tek seferde çekiyorum. Ve aradaki diğer trabzanlarımın hepsini birer birer örüyorum. Sadece işlemim birinci sıradaki trabzanımı iki defa örmek oldu. Başını dolayıp örüyorum. Sona doğru ilerliyorum. Bakın hemen bir tane artış bile kenara doğru genişlemeyi gösteriyor. En son trabzanımızın olduğu yere geldim. Bakınız en kenardaki tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bire bir ördüm. Şimdi bir daha aynı yere batıyorum ve yukarıya doğru yani yana doğru genişlemesini sağlıyorum bakınız. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen başını dolayıp zincirimin dibine bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Aradaki diğer trabzanlarımızı ise birer birer örüyoruz. Yapmış olduğumuz işlem sadece sağda ve solda artışlarımızı yapmak. Yani teknemizin bir sağ tarafında bir sol tarafında artışlarımızı yapmak. Arayı dümdüz örüyorum. En sonunda gelince tekrar görüşelim. Son trabzanımıza geldim. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız aynı yere hemen. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine zincirimizin Yine batıyorum tek seferde çekiyorum aradaki trabzanlarımızı yine tek seferde örüyoruz diğer uca kadar şu şekilde bakınız çok güzel yanlara genişlememizi yaptık araya dümdüz örüyoruz sonda görüşelim arayı ördüm en son trabzanımın olduğu yere geldim örüyorum ve başını doluyorum aynı yere bir daha batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum teknemin yüksekliği bu kadar yeterli eğer daha büyük örmek isterseniz teknik olarak aynı şekilde hem biterken hem başlarken artışlarımızı yapalım ve istediğimiz kadar yükseltelim ama bu boy gayet ideal bir boy. Şimdi yelkenimizi beyaz ipimizle çalışmaya başlayalım. Teknemizi bu şekilde hazırladık. Şimdi yelken kısmını örmeye başlayalım. Teknemizi örerken 15 tane zincir çekmiştik ve yanlardan birer birer artarak genişleme yapmıştık. Yelkenimizde ise tam tersi yöntemimizi yapacağız. Her iki yönden daralarak geniş başlayıp üçgen şeklinde yukarıda bitireceğiz. Şimdi 1, 2, 3. sıradan 3. trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve yelkenimizin zeminini kuruyoruz. Yine kenardan 3 tane trabzan kalana kadar Aradaki bölümü birer birer başını dolayarak örelim. Dilerseniz sık iğne olarak da bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Bu biraz daha çabuk ve boyu çabuk kalktığı için ben başını dolayarak almayı tercih ediyorum. Evet 1 2 3. 3 tane kaldı. Bakınız her iki yandan üçer tane bıraktık. Şimdi 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına batıyorum, çekmiyorum. Bir sonrakine batıyorum, aynı anda çekiyorum ve daralma işlemini bu şekilde yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Birer birer ilerliyorum. Diğer uca doğru. Her iki yönden daralıyoruz. 2'nin üzerinde işlemimizi yapıyoruz. Alıyorum, çekmiyorum ve son zincirimin üzerine alıyorum. Aynı anda çekiyorum. 1 ve iki tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız çok tatlı oldu. Hemen çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine giriyorum. Bir defa alıyorum ama kapamıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Alıyorum. Aynı anda çekiyorum bu şekilde eksiliyoruz. Aradakilerinin hepsini birer birer alıyorum. Evet şuradan bir başını doluyorum ve çekiyorum. Bir ve iki tane zincir döndürüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 örmüyorum. 2 aynı anda çekiyorum. Ve bu şekilde diğer köşeye doğru ilerliyorum ve sivri bir şekilde olana kadar eksiltmeye devam ediyorum. En üst noktaya doğru geldim. 2 zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum. Bir alıyorum. Tekrar alıyorum. Aynı anda çekiyorum. Ve yan tarafa şu şekilde batıyorum ve çekiyorum. Bakınız yana geçiş yapmıyoruz. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tepe noktasına bir defa batıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bir zincir çekerek yelkenimizin tepesini sivri bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet şimdi hem teknemiz hem de yelkenimiz bu şekilde hazırlandı. Teknemizi örerken yanlara doğru her iki yönden birer birer artışımızı yaptık. Hem devam ederken hem geri dönüşümüzde. Yelkenimizde ise tam tersi başlamış olduğumuz ölçüden her iki yönden hem sağdan hem soldan azalarak bir tek trabzan kalana kadar eksilmeye devam ettik. Ve en son ipimizi koparıyoruz. Dilerseniz buraya can simitlerini örebilirsiniz. Dilerseniz sadece düğme olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane de bayrağımızı çalışalım. Bayrağımızı da şu şekilde nereye monte edeceksek oranın üzerinde de yapabilirsiniz. Ama öncesinde biz sizlerle birlikte bayrağımızın direğini çalışalım. Yelkenimin direğini tam ortalıyorum. 2 4 6 ve 7. de 2 4 6 ve 7. Tam şurası orta ortalayarak başlıyorum yukarıya doğru devam edelim minik minik tıpkı tel alır gibi ilerliyorum iğnemin ucuyla en sivri bölüme doğru çıkıyorum ve aynı yerden tekrar geri dönüyorum bu kez beyaz gibi olan yerlerin üzerinden iniyorum şekilde çok çok kolay oluyor yerkenimizin direğini de hazırlaması tabi kullanacağınız alanın üzerine hem yerkenimizi dikerken yapabilirsiniz de ayrıyeten bu şekilde de çalışabilirsiniz nasıl kolay olursa bir kat daha geçmek istiyorum biraz daha belirli olsun aynı yerden tekrar ilerliyorum ve aynı yerden geri dönüşümü yapıyorum. Beyaz görülmesi mümkün mertebe. Evet dönüşümüzü yapalım. Beyaz olanları özellikle kapatmaya dikkat ederek aşağıya doğru ilerleyelim. Bir tane de bayrak yapalım. Tabi bayrağı nereye dikeceksek orada işlememiz çok daha kolay olacak. Burada birazcık daha zorlayabilir. Tepe noktasında kırmızımızla güzelce doldurmaya çalışalım. Tabi dediğim gibi en güzeli işleyeceğimiz yerin üzerinde ayarlamak ama tabii şöyle bir, bir belirginlik ayarlayalım. Evet yeterince doldurdum. Şimdi iplerimi arkaya çekip koparıyorum. Yelkenimizin en son ana gövdesine 3 tane de yuvarlak düğmemizi dikelim ve tamamlayalım. İsterseniz 2 tane olarak da kullanabilirsiniz ama genişliğe göre daha büyük örerseniz e, buradaki yuvarlak görünüm daha hoş oluyor. O yüzden ben bir tane ortaya birer de kenarlara düğmemizi dikmek istiyorum. Düğmelerimizi de dikerek yelkenlimizi tamamladık ve bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, sıhhat, mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.